Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Grader'den almış olduğumuz bu ayakkabıları ve botu göstereceğim. Görüyorsunuz. İki tane. Bir de arkadaşlar bunlar deri ayakkabı. Şöyle göstereyim. Deri bu ayakkabılar. Arkadaşlar deri ayakkabılarda biliyorsunuz kuruma ve çatlama çok fazla olur. Onun için biz yine Grader'den bir tane badem yağı aldık. Şimdi onu açacağız. Ve bu ayakkabımıza uygulayacağız. Evet, gördüğümüz gibi şu anda açtık. Arkadaşlar bu ayakkabımıza süngerle birlikte bu bastırak, bakın bademle hafif bastırdım. Zaten içinde soketli bir uç var. O badem yağını bırakıyor. Ve badem yağını ayakkabımızın deri kısmına uyguluyoruz. Bu badem yağı arkadaşlar hem deriyi besliyor hem de aynı zamanda çatlamasını önlüyor. Yani kurumasını önlüyor. Bunu en az 15 günde bir yaparsak ayakkabımızda çatlama olmayacaktır ve giyerken de yumuşak bir şekilde giymiş olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bir tanesini bitirdik. Şimdi diğerini de bakın göstereyim arkadaşlar. Çok fazla da uygulamayın. Çünkü badem yağı fazla olduğu zaman o da deriye muhtemelen zarar verebilir. Evet. Ayakkabılarda en çok çatlayan kısımlar biliyorsunuz şu üst kısımlardır. Böyle biraz daha özen göstereyim. Evet, bu ayakkabımızı bu şekilde yaptık. Bir de botumuz var arkadaşlar. Aynı. Yine Grader'den aldık bunu da. Deri olduğu için işte bunu da aynı badem yerde yapmamız gerekiyor. Tabi diğer bir ayakkabılarınız varsa onları da uygulayabilirsiniz. Çok faydası olacaktır. Evet. Bu da diğer ayakkabımız. Elimizde başka bir ayakkabımız var. O da deri. Ona da aynı şekilde bakın uyguluyorum. Evet. Görüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde sürdük. Badem yağımızı. Hem deri yumuşatacak. Hem de deriyi besleyecek arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gibi badem yağımız da. Arkadaşlar bu Grader'den aldığımız ayakkabının alt tabanında bakın özel yapılmış yerler var. İç kısmında da şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu 40 numara. Aslında ben 41 giyiyorum. Ama biliyorsunuz kalıplar farklı olduğu için
Bir de bu kalıplarda özellikler var. Bakın grader içine böyle bir alt taban koymuş. Yani dilerseniz bu alt tabanı çıkarabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu graderin, bakın bu benim aldığım ayağıma göre 40 numara. Bunun içerisine taban koymuş arkadaşlar. Bu birincisi. Şöyle bir kalın bir taban var. İç kısmında bunun dilerseniz ince bir taban kullanarak ayakkabını biraz daha genişler. Bir de bu arka kısımda bakın hava alma yeri var. Onu da göstereyim size. Arkadaşlar bakın şurada iç kısmında da o havanın deliğini görmeniz lazım. Bakın. Görüyor musunuz? Evet, şu kısım. Delik burası. Buradan alt kısımdan hava alıyor. Yani ayağının terlemesi de önlenmiş oluyor. Evet, güzel bir tabanı var. Şöyle bir altlık taban koymuşlar. Dilerseniz bunun incesini, hava kanallarını görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar dilerseniz bu tabanı kalın derseniz şöyle ince biliyorsunuz satılan tabanlar var. Bunlardan da alıp ince bir şekilde koyup kullanabilirsiniz. Yani ayağınızı sıkar ederse eğer kalın çorapla. Bu da bir alternatif.